Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında son derece özel bir konukla karşınızdayız. Çünkü kendisi bugüne kadar hiç görünür olmadı. Hep yazdı, çizdi, araştırdı. İlk defa Ferda Yıldırım YouTube kanalında bize anlatacakları var. Işık Kızıltuğ bizimle. Işık Hanımcığım öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Benim için bir hayaldi. Sizin de olmak bir hayaldi. Gerisi hepsi planlıydı. Planlı olmayan yegane şey sizinle bu sohbeti yapmak. Bu bir hayaldi. Onu yeri gelince anlatmak isterim. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözlerinizden ötürü. Ben öncelikle şu kitabı bir göstermek isterim. Işık Kızıltuğ Şira yayınlarından çıkan bir kitap. Kenzül Erbaa. Yani bu kitabı aldığımda, okuduğumda adeta içinde kayboldum ve dedim ki o zaman Işık Hanım'la benim kesinlikle bir söyleşi yapmam gerekiyor. Sağ olun kabul ettiniz. Görünür olmadınız bugüne kadar ama görünür olmayı tercih ettiniz. Neden okusunlar? Birazcık önce izleyicilerimize bilgi vermek isterim ama hediyemiz de olacak. 6 izleyicimize Kenzül Ervah kitabını hediye edeceğiz. Bunun için benim Instagram postumun altına bir arkadaşınızı etiketlemeniz gerekecek. Ondan sonra biz 6 izleyicimizi seçeceğiz ve kitap hediye edeceğiz. Işık Kızıltuğ 2 üniversite okudu efendim. Fizik ve felsefe. Kadim medeniyetler zaten özel ilgi alanı. Manevi yolculuğu ise daha çocuk yaşlarda başlıyor. Erzurumlu İbrahim Haklılar mı dersiniz, Hallacı Mansurlar mı dersiniz, Ömer Hayyamlar mı dersiniz? Üç yabancı dili var, iyi derecede İngilizce, Almanca ve Latince konuşuyor. Gazali, Farabi gibi alimler ise adeta başucu rehberleri. Sonra işte bütün bu araştırmalarının neticesinde de bu kitap çıkıyor ama bu kitabın tabii devamı da gelecek. Ruhların Sırrı Kenzül Erbaa. Bütün öğrendiklerini bilimsel kanıtlarla topladığı kitap. Aslında bizim şu an yapacağımız bu söyleşi nereden geldik, nereye gidiyoruz sohbeti olacak. Ben diyorum ki bildiğinizi sandığınız bütün gerçeklik algısını unutun. Çoklu görme bir illüzyon diyor Işık Kızıltuğ. Işık Hanım 5 kısa sorum olacak başlangıç için. Ama ben merak ettim neden kitabın adı Kenzül Erbaa? İsmin babası eşim. Eşim koydu. Eşim de çok derin manevi bilgilere sahip bir insandır. Bu kitabın taslağını anlatırken ben aslında Erbaah-ı Ezel koyacaktım. Çünkü hikayemiz orada başlıyor. Hepimizin hikayesi. Fakat eşim dedi ki sen aslında dedi ruhların hazinesini ve sırlarını anlatıyorsun dedi. Onun için sır anlamına gelen Kenzül Ervah adını koy dedi. Ervah biliyorsunuz ruhlar demektir. İsim babası eşim. Ne güzel olmuş, çok anlamlı bir isim. Çok teşekkür İşte biz ediyorum. detaylandıracağız bu ruhların sırrını, evrenin sırrını bu yayında. Ama dediğim gibi izleyicilerimizin de yol haritamızı anlaması adına 5 kısa sorum var size. Hepsini detaylandıracağız. Zaman ve mekan gerçek mi Işık Hanım? Hayır. Madde gerçek mi? Hayır, o da bir illüzyon. Ölüm gerçek mi? Kesinlikle değil. Maddenin gerçek olmadığı bir alanda ölümün gerçek olma şansı yok. Bilinç nedir peki? Bilinç var olan ve varlığından emin olabildiğiniz tek gerçek. Evren sonsuz mu Işık Hanım? Kesinlikle değil. Bu paganist ve kötü niyetli bir söylem. Detaylandıracağız, açacağız hepsini. Öncelikle ilk sorum şu. Işık Hanımcığım, kitabınızda diyorsunuz ki zaman, mekan, her şey ilahi bir zerrenin içinde. Evrenin tüm kozmik bilgisi olarak kayıtlıyken ol emri geldi. Yani bir ses mi? Varlık alemi sesle mi yaratıldı diye ilk olarak size sormak istiyorum. Bir de günümüzde bu bilimsel olarak kanıtlandı mı, ispatlandı mı? Her şey sesle başladıysa her şey sesle mi son bulacak? Bir sonraki sorum. Şimdi sıra sizde. Şimdi 2019 yılında Nobel Fizik alanında bu konuda ödül alındı. Bu kozmik ses dalgalarının varlığı tespit edildi. Ve kozmik ses dalgaları adını verdikleri bu ses için bu araştırmayı yapan bilim ekibi hem kozmologlar hem fizikçiler diyorlar ki Big Bang ile yani yoktan var edilme anı içinde bir kozmik sesin tüm bu titreşimi tetiklediğini ve ilk erken evren denilen ilk 300 bin yıllık dönemde tüm bu sesin tüm zerrelere entegre edildiğini ispatladık.
ilk kez 2005 yılında bu kozmik ses dalgaları kayıtlara geçti ve New Science denilen çok önemli bir bilimsel dergide bu söylediğim makale çıktı. Ve iddia ediyorlar, makalenin devamında diyor ki, eğer bu ses olmasaydı belki de evren hiç var olmayacaktı. İşte ben bunu şöyle yorumladım. Cenab-ı Hakk'ın ol emri tüm zerrelere aynı anda iletildi. Çünkü bilim bize bunu şu an bilimsel olarak anlatıyor zaten. Ve diyorlar ki bu ilahi ses olmasaydı bu evren belki hiç var olmayacaktı. Zaman henüz yoktu. Maddesel evren henüz yoktu. İlmi ilahi dediğimiz tüm kozmik evrenin aynı zamanda kaderi sayılan, kaderi kabul edilen tüm ilmi ilahi yoktan, aslında yoktan da değil ama insan aklı yokluğu kavrayamadığı için biz onu öyle kabul ediyoruz. Fizik bugün ona eksi kütleli bir zerrenin çoğalması yani tezahürü ile yaratıldı. Ve tıpkı o hiçbir zaman bilemeyeceğimiz sesle başlayan bu varlık alemi yine ayette söylendiği gibi bir sesle sonlandırılacak. Sesle başladık, sesle tamamlayacağız. Evet. Ses evrende hiç kaybolmayacak bir frekanstır ve bakın ses mühürdür. Siz bugün çayınızı karıştırırken bile çay kaşığınızın bardağa çarparken çıkardığı ses biliyor musunuz ki tüm atom altı zerreleri iletiliyor. İşte kuantum dolanıklılık ilkesine daha sonra ilerleyeceğiz. Bize bugün bunu ispatlıyor. Ve ses öyle bir mühür ki evrendeki hiçbir ses kaybolamaz. Şimdi Allah'ın sıfatlarından ben o kitabıma da ekledim. Allah El-Semi ismi ile her sesi işitendir. Bunun açıklaması aslında budur. Ses bu evrende asla kaybolmaz. Zaten fiziğin termodinamik yasası yani bunlar varlığın, yaratılışın temel mutlak değerleri. Yani teori değil bunlar. Ben teori üzerinden konuşmuyorum. Teori olan bir şey teori diyorum. Ama bunlar artık yasalaşmış bilgiler. Ne demek bu? Biz bunları bugün teknolojik alanda kullanıyoruz. Mutlak. Hiçbir şart altında değişmiyor. Tıpkı kuantum dolanıklık ilkesi. Ben bu kitabı bitirirken Aralık 2022 yılında ödül aldı. Nobel ödülü fizik dalında bu alana verildi. Oysa ki Albert Einstein gibi bir deha bile 1930'larda Schrödinger ilk olarak bunu telaffuz ettiğinde böyle bir şey olamaz. Mesafeler arası korkunç şey demiştir. Nasıl oluyor yani? Evrendeki düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca birbirinden uzaktaki iki zerreyi ele alın. Bunlar kesintisiz olarak birbirleriyle sürekli ve aynı anda eş zamanlı iletişim yani bilgi alışverişinde. Bunu ben, izleyicimiz nasıl algılasın? Her şey birbiriyle bağlantılı deriz ya hani kelebeğin kanat çırpışı vardır ya. Anlatmak aynen. İstediğiniz mi Uşuk Hanım? Kuantum dolanıklılıkla bizim aslında klasik fizikte hangi ezberlerimiz bozuldu? Aslında tevhidin delili olarak duruyor önümüzde. Tevhidi biz yanlış yorumluyoruz. Tevhidi çoğunluk şöyle yorumluyor. Allah tektir veya Allah birdir gibi zannediyor. Oysa tevhidin manası bu değil. Tevhidin manası, ben kendimce şöyle yazdım onu kitabıma. Her şey yoktur, her şey Allah'tan. Tevhid budur. Ve ben şimdi çok önemli bir şeye gelmek istiyorum. Yine yüzyılımızın dahi kabul edilen bir kuantum fizikçisi. Richard Feynman. Bir gün hocasıyla, bu bir telefon konuşmasıdır aslında hocasıyla ama tarihi geçmiştir bu konuşma. Hocasına bir gün der ki, hocam nasıl oluyor da evreni var eden tüm zerreler, tüm elektronlar birbirinin tıpatıp aynısı. Aynı spine yani dönüş şekline, aynı yüke
ve aynı kütleye sahipler. Nasıl olabilir bu? Bunun sırrı ne hocam diye sorar. Ve işte tarihi geçen cevap gelir. Çünkü Wheeler da olağanüstü bir fizikçidir. Ve der ki, neden tüm elektronları ayrı ayrı düşünüyorsun ki? Ya gördüğün bu çokluk bir illüzyonsa, ya gördüğümüzü sandığımız tüm bu elektronlar aslında tek bir elektronsa, ve daha sonrasında bunun devamında Wheeler matematiksel olarak şu an hesaplanmıştır. Şimdi bir şeyin bakın matematiksel olarak hesaplanmış olması artık onun reel olduğunu gösterir. Çünkü bilim öyle ilerler ve matematiksel olarak hesaplanan her şey bir gün mutlaka gözlemlenmiştir. Şimdi Wheeler aynı bu tek elektron evren önermesinden sonra yaptığı bir takım hesaplamalarla ileri doğru giden bir elektronun bazı matematiksel hesaplarla geriye doğru giden elektron olduğunu ve gözlemlenebilir tek farklılığın elektrik yükü olduğunu, yani ileri giderken zamanda pozitif olduğunu, geriye doğru giderken negatif olduğunu tespit etmiştir. Şimdi buradan bize çıkan önerme şu. Aslında varlık veya yokluk diye düşündüğümüz veya gördüğümüzü sandığımız bir gerçeklik yok. Ve bu önerme bir gün eğer ispat edilirse, yani yasalaşırsa, buradan ayrıca şu çıkacak. Evet, her şey ve hepimiz biliyoruz ki aynı şeyden yaratıldık. Ama bu söylediğim şey bir gün yasalaşırsa buna bir ilave daha gelecek. Hepimiz ve her şey aynı şeyden yaratıldık, evet, ama aslında var olan tek şeyden yaratıldık. Çokluk kesinlikle bir illüzyon. İnsan algılarını yarattığı bir illüzyondur. Şimdi bu illüzyon konusunu ayrıca bir açacağım ama merak ettiklerim var orada. Hani az önce hiçlik sandığımız şey hiçlik değil zaten. Detaylandıracağım. Az önce hatta bir espri yapacaktım. Hani bir dizinin meşhur cümlesidir. Aslında ben yokum diyen biri vardı ya. Onun gibi hissettim. Aslında biz yokuz belki de. Soracağım. Ama önce şu evren kısmını bir tamamlamak istiyorum. Kısa sorularda evren sonsuz mu dedim. Hayır dediniz. Evren yaratıldığı için sonsuz değil diyor Işık Kızıltuğ. Ve evrende karanlık diye bir şey yok diyor aynı zamanda. Evrenin görünen maddesel kısmı %4.7, görünmeyen kısım %95.3. Yani bilinmeyenler var. O bilinmeyenlere mi biz aslında evren sonsuzdur diyoruz? Ben bunu bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum. Yani biliyorsunuz şu an sosyal medya üzerinden çok paganist bir söylemle insanların zihni bulandırılıyor aslında. Evrene mesaj gönder, evrenden iste, evrenden dile. Evren sana geri dönüş yapsın. Şimdi bunlar sonsuz bir evren kavramı içinde olası şeyler. Ama bugün evrenin artık yaratıldığı zaman bile artık tahmini hesaplanıyor. Sonu da tahmin edilebiliyor. Bakın materyalist ideolojilerin doğmasına sebep olan aslında Newton yasalarıdır da. George Pulitzer Felsefenin Başlangıç İlkeleri adlı eserinde şöyle demiştir. Evrenin bir yaratıcı tarafından yaratılmış olma ihtimali yoktur der George Pulitzer. Çünkü der, eğer evren yaratılmış olsaydı bir anda yoktan var edilmiş olması gerekiyordu. İşte kuantum fiziği maddesel sandığımız bu makro alemin derinliğine indikten sonra gördü ki, kesin olarak gördü ki evren bundan yaklaşık 16 milyar yıl önce bir anda eksi kütleli, şimdi eksi kütleli teorik bir terim. Çünkü insan aklı yokluk kavramını canlandıramıyor. O yüzden fizikçiler buna eksi kütleli bir zerrenin çoğalması ve tezahür etmesiyle yaratıldı. Aslında bugün kuantum fiziğinin en klişe anlatımı olan çift yarık deneyi bu tek bir zerrenin
nasıl olup tezahür edebildiğini delili olarak aslında anlatılmalı bence. Bir anda yaratıldı ve kuantum dolanıklılık ilkesi Allah'ın evreni bir anda yarattığının delili diyebilir miyiz geldiğimiz noktada? Kesinlikle. Kesinlikle. Ve müthiş. Düşünün ki eski alimler, yani Batı felsefesinde de çok var. Mesela zaman ile ilgili, zamanın bir illüzyon olduğunu aslında modern felsefede ilk olarak Immanuel Kant ortaya koymuştur. Ve demiştir ki insanın bilincinden bağımsız bir zaman yoktur. Zaman sadece dış dünyayı algılayabilmemiz için zihnimizin kullandığı bir görselleştiricidir. Zaman aslında yok. Ama bu maddi alem için zaman da yaratıldı. Evet. Yok olan bir şeyi biz nasıl tanımlıyoruz? Ya da şöyle sorulabilir aslında Işık Hanımcığım soru. Zaman niye o zaman bu alem için var edildi? Neden? Neden ihtiyaç duyuldu buna? Şimdi ben bunun, ben kitabımı yazarken hep soru, kendi kendime soru, soru cevap o şekilde ilerledim. Kitabımla ilgili tamam zaman kısmını anlattım. Zaman nasıl yaratıldı? Newton biliyorsunuz yanılıyordu, zamanı mutlak kabul ediyordu. Derken o an düşünmeye başladım. Dedim ki yani zaman neden peki bu boyutta farklı? Çünkü bize vaat edilen başka bir boyut var. Orada bize hep ne denir? Orada zaman yok ve istediğimiz her şey anda gerçekleşecek denmez mi? Evet. Öyle biliyoruz değil mi? Evet. Peki bunun üzerine düşündüm. Neden orada zaman yok? Neden burada zaman var? Zamanın aslında en basit tanımı şudur. İnsan düşünce ve hayallerinin aynı anda oluşmasına engel olandır. İnsan aslında zaman boyutu içinde zapt-ı raptı alınmış, engellenmiş ve adeta hapsedilmiştir zamanın içine. İnsan aslında zaman boyutu ile birlikte aslında bir bir hapishane içindedir. Yani insan aslında zamanla sınırlandırılmıştır. Bunu anlamam benim hayalin gücünü anlamamla birlikte oluştu. Çünkü insan aslında hayallerinin ve düşüncelerinin bilinci ile bu alemde, yani şehadet alemi dediğimiz bu alemde tezahür ettirendir. Fakat yapılan MR çalışmaları ve manyetik rezonans çalışmaları göstermiştir ki insan zihninden ortalama olarak her gün binlerce negatif, Kur'an'ın diliyle yıkıcı, bozguncu negatif düşünceler geçmektedir. Bunların aynı anda oluşmasına engel olandır zaman bu dünyada, bu evrende. Şimdi hayal bir şey. Evet. Evet. Şimdi düşünün ki burada biz zamanla sınırlandırılmamış olsak, insan hayalinin, insan düşüncesinin önünde böyle bir engel olmasa, çünkü bu engel zamandır, zaman boyutudur. O halde bütün bu negatif düşüncelerin aynı anda oluştuğunu ve tezahür ettiğini hayal edin. Neresi olurdu burası? Ve insanın tekamülünü tamamlamadığı bu alemde, bu boyutunda, çünkü henüz burada beşer insan, bu yetki ona verilmemiştir. Tekamülünü tamamlayan ve hak ediştir aslında, hak ediş olan, cennet boyutuna kabul edilen, artık zamanın ve maddenin sınırları içinde hapis değildir. Bizler kendi aslında İslam teolojisinden hepimizin bir kulak dolgunluğu olan şeyler vardır. Mesela Eren Evliyalar için ne deriz? La mekan, la zaman. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Onlar zamana
ve mekana tabi değiller. Değiller. Biz cennette de zamansız mı olacağız? Bize öyle söyleniyor. Ya yani öyle bildiriliyor. Zaman boyutu, bakın, zaman boyutu evrenin dokusu içinde, yani biz buna fizikte uzay zaman diyoruz. Evrenin dokusunun içinde birlikte yaratılmıştır. Bu Einstein'ın göreceli, hem genel görelilik hem de özel görelilik yasalarıyla ortaya çıkmıştır. Şimdi hikaye Newton'dan başlıyor, oradan başlatmam lazım. 1680'lerde Newton hala günümüzde büyük ölçekli mekanikler için kullanılan hareketin üç yasasını ve kütle çekimini yazdığı aslında tarihin de en etkili kitabıdır, Natura Principia diye. Ve orada Newton zamanı mutlak bir değer olarak kabul etmiştir. Hatta yüzyıllar boyunca mutlak zaman Newton zamanı olarak anılmıştır. Şimdi zamanı mutlak kabul etmek ne demek? Zamanı evrensel, her yerde aynı akışta olduğunu ve bir sabit olduğunu kabul etmektir. Aslında zamanın mutlak kabul edilmesi, maddenin de mutlak olduğunu referans etmiştir ve materyalizm ve sonrasında çıkan tüm materyalist ideolojiler Newton'un bu yasalarından sonra çıkmıştır. Tesadüf değildir yani. Ama ve, şu an bunlar yerle yeksan oldu değil mi Işık Hanım? Yani çünkü kuantum fiziğinden önce zaten Albert Einstein izafiyet teorisi, genel görelilik teorisi zamanın kesinlikle bir mutlak olmadığını, hatta o hikaye şöyledir. Newton kendisi Merkür'le ilgili bir ölçüm yapar. Yapar yapar ama hiç sonuç alamaz. Hep bir sapma var. Çünkü denkleme zamanı mutlak olarak eklediği için sonuç alamaz. Aslında gerçekte biliyorsunuz değil mi? Bir rahip, bir teologtur Newton. 90 küsür tane ilahiyat üzerine eseri vardır. Tek bir tane fizik kitabı vardır ama fizikçi olarak kabul edilir. Ve bu hesaplamaları yapar yapar ve bir sonuç alamaz ve güncesine şöyle düşer. Bu Tanrı'nın işi olmalı. Zaten vazgeçmeseydi de çözemeyecekti. Çünkü zaman mutlak değil. Sonra 1905'te Albert Einstein yaptığı işte bu geliştirdiği o dönemki görelilik teorisinden sonra o da güncesine şu notu düşer. Üzgünüm Newton. Ama o iş öyle değil. Şimdi beyin yakan bir soru daha aklıma geliyor. Hani çoklu görmek bir illüzyon, zaman, mekan aslında gerçek değilse. Biz şu an zamanın aktığını zannediyoruz ya. Mesela sizinle bu yayın için sözleştik. Birbirimize bir saat verdik değil mi? Işık Hanımcığım, zaman aslında akmıyor mu? Hayır. Şimdi kuantum fiziğinin doğmasına sebep olan bir gelişme vardır. Max Planck'ın daha sonrasında Nobel ödülünü aldığı büyük buluşu. Adına Planck zaman diyoruz biz buna fizikte. Planck zaman 10 üstü eksi 43 kadar bir birimde, açacağım ben şimdi bunu. Evreni var eden enerji akışının kesikliğini ifade ediyor bize. Yani 10 üstü eksi 43 kadar bir birimde zaman, mekan ve madde duruyor, artık bölünemiyor ve ortaya bir sabit çıkıyor. Şimdi bu bize kısaca şunu veriyor. Evreni var eden enerji akışı kesik kesik. Akışlı değil. Ne zaman ne madde. Ve bu prensipten şu doğuyor. 10 eksi 43 kadar bir birimde, ki biz buna an diyoruz. Bir anda varlık tezahür ediyor. Bir anda yokluk tezahür ediyor. Enerji bir geliyor, varlık tezahür ediyor. Enerji bir daha yok oluyor, yokluk hasıl oluyor. Planck sabiti bunun kesin delilidir. Kuantum fiziğinin ortaya çıkma sebebi budur.
Bu sabit mısın? Ya hay oluştu da bununla mı ilintili acaba? Zaten ait var, ait açıkça bildiriyor. Diyor ki o her an bir yaratım halindedir. Bu evren her an, o an dediğimiz şey işte o. Planck zaman kadar bir sabit. Planck zaman veya Planck mesafe fark etmez. Yani evreni var eden enerji akışı. Bu da bir teori değildir. Bir mutlaktır. Evrenin yaratım yasalarındandır. Vallahi yani pek çok sorun var kafamda beliriyor ama şu anlattıklarınızı nasıl sindireyim diye bir taraftan kafamın içinde sesler dönüyor. Aslında bugüne kadar siz de farkındasınız ki manevi alemimize ait büyüklerimizin, önderlerimizin, rehberlerimizin hep bizlere anlatmaya çalıştığı şey değil mi? Bunun sadece bilimsel metodolojisiyle yazıyor. Doğru, aslında ezberlerimiz bozuluyor diyoruz da doğru olan bu değil. Materyalist bakış açısı bizim tüm bildiklerimizi unutturdu. Böyle ezberlerimiz bozuluyor demeydi. Şu an itibariyle doğru bulmuyorum. Işık Hanımcığım, buradan ilerlersek o zaman benim size sorularım çoklaştı. Hiçlik nedir? Gerçek nedir? Hakikat nedir? Ve bir de yani çok merak ediyorum. Daha önce başka yayınlarda konuştuk ama Işık Kızıltuğ buna ne diyor? Rüyada mıyız? Zira size bu kitabı yazdıran bir hadis-i şerif var rüyada oluşumuzla ilgili. Tüm bu anlattıklarınızın sonunda aslında hepsini özetleyen sorum şu. Dış dünya ne kadar gerçek ya gördüğümüz her şey rüyaysa? Hangisinden başlayayım? Siz nasıl İstikten isterseniz. İstikten başlayayım. İstikten başlayayım. Şimdi evrenin içinde yani uzay evrende biliyor musunuz ki milyonlarca ışık yılı hiçbir maddesel bir varlığa hatta maddenin tozuna dahi değmeden yolculuk yapabiliriz. Evrenin maddesel varlığı yani görünür evrenin maddesel varlığı bugün 4.7 gibi hesaplanıyor. Gerisi bilinmediği için, algılanmadığı için karanlık madde, karanlık enerji diye tabir ediyor. Oysa evrende karanlık hiçbir şey yoktur. Sadece insan algılarının bilinmezliğinin ötesi vardır. Şimdi uzayda hiçbir maddeye değmeden bir düşünce deneyi yapalım. Yol aldığımızı deneyelim. Hiçlik içinde yolculuk yapalım. Hiçlik nedir biliyor musunuz? Siz o hiçliğe kuantum boyutunda yani mikro alemde gözlem yaptığınız zaman ne göreceksiniz biliyor musunuz? Planck zaman kadar bir anda yoktan var olan zerrelerin yine Planck zaman kadar bir anda yok olduğunu, var olduğunu, yok olduğunu, var olduğunu. O halde hiçlik nedir ki? Hiçlik, bakın bunun en muhteşem anlatımı büyük İslam filozofu Mahmud Şebnüsseri'nin Gülşen-i Raz adlı eserinden çok kısa bir beyit okumak istiyorum anlayanlara. Der ki, yokluk mutlak varlığın aynasıdır. Allah nurunun varlığı yoklukta görünür. Alem o aynadaki akistir. Gören de odur, göz de odur, görünen de odur. Aslında boşluk diye zannettiğimiz evrende hiçbir boşluk yoktur. Bugün kuantum dolanıklılığı böyle bir boşluğun olmadığını. Bakın boşluk, mesafe, yokluk, çokluk bunların hepsi insanın sınırlandırılmış algılarıyla gerçeği, hakikati bilememesi sonucunda verdiği bir takım tanımlamalardır. Böyle bir tanım yok. Alemde insan da bizim algılarımızın çok çok ötesinde. Öyle. Yani şimdi İslam öğretisinden bakacak olursak neden böyle? Çünkü biz biliyoruz ki bizler sadece belirlenmiş bir süre için bedensel yani madde elbisesi giydirilmiş ve bu evreni deneyimlemek için buraya gönderilmiş gerçekte sübtil ruhsal varlıklarız.
hakikati bu pencereden kabul edip hakikati bu pencereden okumaya çalıştığınız zaman zaten ortaya çok farklı bir resim çıkıyor. Ama ne yazık ki, ne yazık ki insan bilinci, ben bunun kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle son 300-400 yıldır madde perest ve madde odaklı eğitimler ve madde odaklı inançlar. Bakın bugün çok enteresan. Yani Müslümanım diyen ve inançlı olduğunu söyleyen insanlar bile, ben çok biliyorsunuz sosyal medyada iletişim içindeyim. Benim Telegram'da sohbet gruplarım falan var. Hep ağızlarına sakız olmuş. Evren diyor, sonsuz diyor mesela. İşte evrenden istedim diyor. Yani bu ne kadar büyük, bu paganist bir söylem bir kere. Yani evrenden istemek, evrenin sonsuz olduğu paganist bir söylem. Ayet bize diyor ki ben diyor yoktan var ettim diyor. E sen şimdi hani bırakalım artık, bilim bunu tasdik ediyor zaten. 16 milyar yıl önce diyor bugün bilim. Sıfır eksi kütleli bir zerrenin patlamasıyla evren bir anda var oldu diyor. Bugün bilim söylüyor bunu. Şimdi bugün kuantum fiziğini kabul etmek istemeyen veya inanmayan fizikçiler ya gerçeği görmek istemiyorlar ya hakikatle yüzleşemiyorlar. O bambaşka bir tartışma konusu. Bu her alan için geçerli. Sadece fizik değil malum. Şimdi o zaman kısa kısa da bazı sorularla araya girmek istiyorum. Rüyayı geçeyim mi? Geçmez ama önce şunu bir sormak istiyorum Işık Hanımcığım. İnticamınızı da çok bozmak istemiyorum. Gördüğümüz her şey şu an, bu alem içinde gördüğümüz her şey bir aldatmaca mı? Kesinlikle. Bir de kitabınızda benim çok dikkatimi çekti. Mikro alemi gözlerimizle görebilseydik aklımızı yitirirdik. Öyle bir çılgınlık diyor Işık Kızıltuğ. Evet. Alıyor bize bir merak. Nasıl evet. Bir çılgınlık bu? O zaman size çift yarık deneyinin sırası gelmiş. Lütfen. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Kuantum fiziği yasaları, adı üstünde yasa. Yani artık pratik hayatta kullanıyoruz biz bunu. Teknolojide kullanıyoruz. Teori değil. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir testin test edilmediği kadar, hiçbir deneyin test edilmediği kadar test edildi. Ve istisnasız, yani bir kere bile fire vermedi. Hep aynı sonuçlar çıktı. Şimdi bu deneyi size anlatacağım. Şimdi varsayalım bir duvarımız var. Ve bu duvarın biraz arkasına tekrar bir duvar koyuyoruz. Ve bu duvarda iki tane boylamasına iki tane yarık açıyoruz. Geçiyoruz arkaya, yarıkların arkasına. Elimizde bir tabanca alıyoruz ve bir yarığı fırlatıyoruz. Beklediğimiz şey nedir? Yarıklardan geçen bilyelerin arkadaki duvarda iki çizgi oluşturması değil mi? Böyle olmuyor zaten. Tekrar geçiyoruz duvarın arkasına, yarıkların arkasına. Bu sefer elimizde su alıyoruz ve su fırlatıyoruz yarıklara doğru. Beklediğimiz şey nedir? Arkadaki duvarda yarıklardan geçebilen suyun dalga deseni oluşturması. Öyle değil mi? Gerçekleşiyor, bu da gerçekleşiyor. Çünkü hala makro alem boyutundan gözlem yapıyoruz. Şimdi mikro aleme iniyoruz, kuantum boyuta iniyoruz. Yani atom altına. Yine aynı duvarın arkasına geçiyoruz. Bu sefer elimizde bir elektron tabancası var. Ve yarıklara doğru tutup elektronları fırlatıyoruz. Beklediğimiz şey ne? Yine elektronların yarıklardan geçerek arkada iki çizgi oluşturması değil mi? Ama öyle olmuyor. Elektronlar yarıklardan geçiyor. Arkada dalga deseni bırakıyor. Yani? Devam ediyorum. Daha dur. Çılgın bir dünya. Sonuç odaklı. Evet, çılgın bir dünya. Tabii şok oluyor bütün bilim insanları. Bu nasıl olur diyor yani. Elektron yolluyoruz, nasıl su dalgası gibi, nasıl dalga pozisyonu gibi desen bırakıyor. Bu sefer diyorlar ki, itiraz edenler oluyor. Diyorlar ki canım siz elektronları huzme halinde atmışsınızdır. Teker teker atarsanız tek bir elektronu
tek bir elektronun dalga deseni oluşturma şansı var mı? Mutlaka arkada çizgi oluşturacak diyorlar. Tekrar deneniyor deney ve tek bir elektron fırlatılıyor yarığa doğru. Ve yine dalga deseni oluşuyor. Tabii gözleme yapan bilim insanları şokta. Bilinen fizik yasaları veya bizim bildiğimiz makro aleme olağanüstü ters bir durum. Çünkü bir şeyin bize göre nedir? Bu buradadır ya da şuradadır. Bu sefer diyorlar ki nasıl yani? Tek bir elektron yarıklardan geçerek kendi kendine bölünerek çoğalıyor mu ki desen oluşturuyor arkadaş su deseni? Başka bir ihtimal yok çünkü ortada başka bir şey yok. Diyorlar ki biz bunu kayıt altına almalıyız. Bu sefer yarıkların önüne bir kamera yerleştiriliyor. Tek bir elektron yine fırlatılıyor. Beklediğimiz şey nedir? Siz söyleyin. Tek o elektron geçerken ne yapması gerekiyor gene? Dalga deseni oluşturması gerekiyor. Evet. Yani ve öyle olmuyor. Da bunu gözlemlemesi gerekiyor. Öyle olmuyor. Ne oluyor? Çizgi oluşuyor. Neden? Çünkü gözlemleniyor. İşte gözlemci etkisi budur. Ve ondan sonra tabii gerçekten bilim dünyası bir şok geçiriyor. Nasıl yani diyorlar? Elektron gözlemlendiğini mi biliyor? Yani ona göre mi hareketini değiştiriyor? Aslında öyle değil. Doğrusu şu. Mikro alemden gözlem yaptığımızda şunu görüyoruz. Kuantum fiziği yasalarından çıkan en önemli sonuç şudur. Atom altında, mikro alemde, her şeyin en derin zerresinde, senin, benim, dağın, taşın, gezegenin, her şeyin en derin zerresinden baktığımız zaman tüm zerreler yalnızca bilinçle etkileşim içinde. Bir bilincin varlığı, şimdi dalga deseni oluşturuyor ya, olasılık deseni oluşturuyor ya, bir bilincin gözlemi tüm olasılıkların çökmesine ve tek bir olasılığın maddesel gerçekliğe bürünmesine sebep oluyor. İşte şok bu. Tek gerçek. Bilinç sonucuna evet. Da erişiyoruz o zaman. Evet. Evet. Descartes'in yüzlerce yıl önce söylediği 6 günlük bir tefekkürden varlık nedir, gerçek nedir diye girdiği tefekkürden çıktığı sonuçla aynı. Var olan tek şey insan bilincidir. Bunu Spinoza da söylemiştir. Descartes de düşünüyorum, öyleyse varım. Bilinçten başka... Bakın bugün dünyanın yaşayan en önemli üç büyük dehası kabul edilen Robert Lanza isimli bir doktor, bir bilim insanı diyelim. Çok muazzam bir eser yazmıştır. Biyomerkezcilik. Orada da şu önermede bulunur. Bizler maddesel bu evreni veya maddenin gerçekliğini anlamak için yüzyıllardır madde üzerinden maddeyi anlamaya, evreni anlamaya çalışıyoruz. Oysa biz bugün görüyoruz ki her şeyin en derininde aslında her tek gerçek olan şey bilinç. O halde bilinci biz merkeze koyarak ancak evreni tanımlayabiliriz. Çünkü neden? Kuantum fiziği bize gösterdi ki evren değildir bilinci tezahür ettiren, bilinçtir evreni tezahür ettiren. Evrenin tezahür eden, ettiren itici mekanizması bilinçtir. Ben o zaman kitabınızda okuduğum o cümleleri buraya koymakla mükellefim. Ben gördüğüm için mi var? Bilincim bana öyle gösterdiği için mi var? Mesela diyor ki Işık Hanım kitapta, aslında kendisi demiyor, bir başkasının sözü, siz hatırlatın lütfen. Biz aslında gökyüzüne baktığımızda ay orada yok. O görüntüyü biz mi oluşturuyoruz? Belki de güneş ne batıyor ne doğuyor mu acaba? Albert Einstein'ın sözüdür. Tek gerçekliğin bilinç olduğunu aslında ilk o fark etmişti ve demiştir ki
ben gökyüzüne bakmadığımda ay orada yok. Ama o dönemin genel kabulüne aykırı kaçmamak için cesaret edip bunu söyleyememiştir. Daha sonrasında bunu kariyerimin en büyük hatası demiştir. Çünkü neden? Tüm evren, tüm varlık alemi, yani evrende demeyelim, varlık alemi aslında kuantik boyutta adeta bir çorba gibi ve tamamı ile bir dalga pozisyonunda. Biz o dalga pozisyonunun içinden bir yere bilincimizle gözlem yaptığımız an orada bir gerçeklik oluşuyor. Kendi gerçekliğiniz oluşuyor aslında. Işık Hanım, yani şurayı biraz daha net anlamak istiyorum. Einstein'ın o sözünden de yola çıkarak biz aslında gökyüzüne bakmadığımızda ay orada yoksa... Ay orada olasılık halde. Olasılık. Peki biz niye her şeyi bu kadar gerçekmiş gibi algılıyoruz? Sebebim şu. Siz de öyle yaşıyorsunuz. Ben de değil evet. Mi? Yanlış. Yok, bana takipçilerim diyorlar ki abla bütün bunları bilip insan gibi nasıl yaşıyorsun diye soranlar da var. Şimdi temel sebebim şu. Hepimiz tırnak içinde birlikte kullanıyor. Çünkü birlikteler. Zaman ve mekanı mutlak bir varoluş olarak zannediyoruz. Ve yine zannediyoruz ki bu mutlak zaman ve mekan içindeki nesneler zaten var olan bir zaman mekan içinde yerlerinde. Böyle sanıyoruz. Oysa ki bakın Immanuel Kant gibi bir zeha bile yüzlerce yıl önce demiş ki bilincin olmadığı bir yerde ne zaman vardır ne mekan vardır. Zaman ve mekan bizim bilincimizin dış dünyayı algılamak için, yorumlamak için kullandığı bir görselleştiricidir. Ve zamanın ve mekanın müellifi insan bilincidir. İnsan bilincinin olmadığı yerde maddenin varlığından söz edemiyoruz. İşte kuantum fiziğinin çift yarık deneyi bize bunu gösteriyor. Her şey olasılık dalgaları halinde. Ne zaman ki bir gözlemci devreye giriyorsa o zaman elektron parçacık gibi davranıyor. Bir gerçeklik oluşuyor. Göz görmemek için vardırsınız. Aristoteles öyle demiş. Evet. Ama doğru demiş. Neden doğru demiş? Çünkü insan bedeni aslında son derece sınırlı. Bakın biz yeryüzünde birçok canlı hayvan türüyle kendimizi kıyaslayamayacağımız kadar sınırlı aslında bedensel duygularımız. Bugün bir yarasanın duyduğu sesi bizim duyma şansımız yok, değil mi? Peki o zaman kimin gerçekliğini referans edeceğiz? Yani dünyayı paylaştığımız bir yarasayla bile bizim gerçekliğimiz aynı değil. Aynı değil. Değil mi? Neye göre gerçekliği? Şu çok mu çılgınca bir soru olabilir? Işık Kızıltuğ'un gördüğüyle gerçekliğiyle benim gerçekliğim farklı olabilir mi? Bu çok derin bir konu. Ve burada sormamız gereken aslında şey şu. Şu an senin gerçekliğini yaşıyoruz, benim gerçekliğimi. Sorular. Çok da böyle beyinleri yakmayalım daha ilk sohbetimizde. İnşallah devamı gelir Işık Hanımcığım. Ama benim bu biraz daha detaylandırmak istediklerim var. Rüya kısmı arada kaynamasın. Onu tabii. Atlamayalım. O çok tabii. Önemli. Tabii, biz çok. İsmail Hakkı Aydın'la bir yayınımızda da bu başlıkla servis etmiştik izleyicimize. Rüyadayız diye. Evet. Fakat haklı olarak izleyicilerimiz bize şu soruyla dönüyor. Ben de cevabını madem rüyadaysak sizden istiyorum. Eğer bu bir rüya alemi ise İmtihan tüm bunların neresinde? Biz neden bu dünyadayız o zaman? Neden bir imtihan içindeyiz? Eğer bunlar bir rüyaysa bizim bu sınavlarımız, imtihanlarımız, yaradanımıza kavuşmak için gittiğimiz yol nerede kalıyor diye sorarlar. Eleste ve Rabbikum diye bir ayet var Kur'an'da. Diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu benim kitabımın son bölümüdür. Eleste bezmini anlatın. Ben o soruyu şöyle yerdeledim. Dedim ki neden Yaradan bize Erroh Ezel'de o mecliste niye bize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Bakın neden? Soru çok
farklı. Şunu söylemedi. Ben sizin Rabbinizim demedi. Ayet diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani adeta sitemkar bir sözdür. Çünkü neden biliyor musunuz? Kur'an'da onlarca defa geçen bir kelime var. Tezekkür et diye. Tezekkür et ne demek diye ben çok araştırdım ve ben etimolojik araştırma yapıyorum. Yani kelimenin kök manasını iniyorum. Tezekkür et öğrenme değilmiş. Tezekkür et hatırlamaymış. Ama değişik bir hatırlama. Diyor ki en müfredatta. Fıtratında yazılı olanı hatırlama. Ve sonrasında Taha suresinde yanılmıyorsam bir ayet var. Diyor ki onlar orada bağırıyorlar. Bizi buradan çıkart, çok daha salih ameller işleyelim. Ve Rab onlara diyor ki, size tezekkür etmeniz için, yani hatırlamanız için kendi hakikatinizi orada, yani yeryüzünde yeterince bir süre, bir emir vermedik mi? Niye hatırlamadınız? Şimdi ben bu ayetten şunu anlıyorum. Hatırlamamız, kendimize dair hakikati hatırlamamız isteniyor ama bu hakikati de bu dünyadayken hatırlamamız isteniyor. Çünkü ayet diyor ki size yeterince bir ömür vermedik mi diyor. Niye hatırlamadınız? Ben tabii bu sorunun devamını şöyle getirdim. Acaba neyi hatırlamamız isteniyor olabilir? Neyi? Verdiğimiz sözü. Aktivisi hatırlamamız isteniyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Erva ve Ezel bölümünde kitabın en sonunda o mecazi bir anlatım tabii haşa bilemeyiz ama şöyle anlattım. Dedim ki henüz maddesel evren yaratılmamıştı. Henüz zaman yaratılmamıştı. Her şey ilahi bir zerrenin muhteviyatı içindeydi ve ol emri geldi. Ve sonrasında şahit misiniz? Ben sizin Rabbiniz miyim diyen o mecliste evet diyen ruhlar var, itiraz edenler var. Önce hayır deyip sonradan bir an uyanıp evet diyenler var. İşte bu dünya buradayken hatırlamamız için kesinlikle bir imkan sahası. Ve hatırlamamız burada isteniyor. Burada isteniyor. Yani ayet aynı zamanda rüya. Ama illüzyon. Rüya, illüzyon. Şimdi rüya kelimesini çok doğru anlayamıyoruz. Biz Türkçedeki kullanımıyla gerçek manadaki kastettikleri rüyanın ne olduğunu Kur'an diliyle karıştırıyoruz. Aslında rüya illüzyon demek. Şimdi benim bu kitabımı yazmama neden olan çok önemli bir şey anlatacağım size. Hazreti Peygamberimize peygamberlik geldiğinde aslında Yahudi Kohenler denilen bir grup var, kahinler. Bunlar son bir peygamberin geleceğini biliyorlar. Fakat onun mutlaka İsrailoğullarından gelmesini üzerinde çok dirençleri var. Ve aslında isyan da onadır. Niye Arap kanuna geldi diye. Ve fakat bu kahinler Hazreti Peygamber'i test edip bakalım bu o beklenen peygamber mi? Acaba o sorularımıza doğru cevapları verebilecek mi diye onu ben Yahudi kaynaklardan da okuma yaptım. Tarihi Taberi'den de okuma yaptım. Tarihi Taberi'nin önemi şudur. Taberi ilk Kur'an tefsirini yazan alimdir. Dolayısıyla sahabeden yazmıştır. Tarihi Taberi'de de anlatılır bu. Ve hikaye şudur. Hazreti Peygamber'i sıkıştırırlar bir takım sorularla. Gerçek peygamber mi acaba diye. O soruların üç tanesi Kur'an-ı Kerim'e ait olarak gelmiştir. Bir tanesi sana ruhtan sorarlar. Ey Muhammed de ki onlara o benim Allah'ımın emrindedir. İkinci soru aittir bu. Sana Zulkarneyn'den sorarlar. O zaman şimdi sana hikayelerin en güzelini anlatayım diye devam eder. Üçüncüsü de Ashab-ı Kehf'den sorarlar. Yani o uyuyanlardan sorarlar. Şimdi Kur'an'da kayıt altına alınmamış ama sahih hadisler sayılan bir de Taberi gibi bir alimden nakledilmiş. Ayrıca da Yahudi kaynaklarından okuduğum
Toplamda aslında bunun 21 soru olduğu varsayılıyor. Bunlardan bir tanesi şudur. Gelirler derler ki kahinler, sen de Yusuf gibi rüya tabir eder misin? Peygamber cevap verir, der ki ben dünyayı tabir ediyorum çünkü rüya bu dünya. Çok net bir cevap oldu. Çok net bir cevap. Yüzyıllardır insanlığın topyekün maruz kaldığı, biraz yanlış, biraz kısıtlı, biraz eksik eğitimler, her şeyi madde üzerinden yormak ve özellikle son 100 yılda insan aklı ve insan bedeni o kadar ilahlaştırılıyor ki insan zannediyor ki tüm hakikati algılıyor. Ben kime anlatsam, yani senin kulağın şu kadar bir aralıktaki sese duyuyor. Senin gözün şu kadar aralığı görüyor, ötesini görmüyor. Sen nasıl oluyor bunun ötesine yok diyebiliyorsun ki? Yani insan önce şunu bilmeli. Ben son derece sınırlı bir beden içindeyim. Şimdi Doktor Sekt çok önemli bir bilim insanı. Aynı zamanda bir bilişsel psikologtur ve insan bilinciyle ilgili de birçok araştırma yapmıştır. Onun müthiş bu araştırmaların sonunda müthiş bir tespiti vardır. Der ki, insan hakikati asla görmemek, algılamamak üzere dizayn edilmiş bir bedenin içindedir. Çünkü der, sandığımızın aksine eğer hakikati olduğu gibi, var olduğu gibi görebilseydik, bu aslında bizim türümüzün yok olmasına sebep olurdu. Ve dolayısıyla der ki, bizler sadece bu yaşamda var olabilecek, yaşayabilecek kadar veriyi almakla sınırlandırılmış bir beden içindeyiz. İhtiyacımız ne kadarsa yaşamak için bu kadar veri alıyoruz. Böyle tasarlanmış bir beden. Tabii ki bu bir plan, bu ilahi bir plan. Çünkü neden? İnsan geçmişi unutmak ve geleceği bilmemek üzere. İmtihanın kendisi bu. Tabii ki. Tabii ki. İmtihanın kendisi bu. O zaman Işık Hanımcığım, şimdi bir soru daha, tam da bir sorunun daha vaktidir. Ölüm ne o zaman? Ölen ne? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bilinç ölümsüzdür dediniz ve diyorsunuz. Bilinç ölümsüzse ölen ne ve bizim ölüm algımızın hakikati ne? Şimdi ölüm bu maddesel plana ait bir yanılgı. Ben ikinci kitabımın insanın temel korkusu olan ölüm ve bugünkü süre gelen ölümsüzlük arayışlarının nasıl bir trajedi olduğunu anlatmak üzere yazıyorum. Şimdi insan öz varlığının, öz hakikatinin kesinlikle farkında değil. Yani özellikle son birkaç yüzyıldır farkında değil. Burada materyalist ideolojilerin ne yazık ki çok emeği var. Bizden daha önceki dönemlere baktığımız zamanlar insanların manevi boyutlara, ölüme bile bakışı çok farklı. Bakın benim amcam 90 yaşında, birisi için öldü demez. Ne der biliyor musunuz? Kurduğu cümle şu: İlahi davete icabet etti. Biz daha onun neresindeyiz? Öldü diyoruz. Öldü demez, hiç demez. Benim amcam öyle der. İlahi davete icabet etti. Şimdi siz ilahi bir davete intikal ettiğinizi anladığınız anda bu dünyada ölmekten korkmak ne kadar, aslında çok özür diliyorum ama sanki hayvan gibi duygu gibi geliyor. Ya evet, basitleştirilmiş budur. Bu tamamen insanın kendi varlığını, kendi varlığının sonsuzluğunu bilmemesi. Şimdi bakın, insan maddeden ibarettir. Yani sadece bedenden ibarettir. Algısıdır zaten bütün bunlara sebep veren. Oysa ki biz bugün diyoruz ki bilim diyor bunu. Madde bir illüzyon. Sen de madde değilsin. İnsan bilinci ile
maddenin üstündedir. Bakın insan bilincinin daha henüz tanımı tam yapılmamıştır, biliyor musunuz? Ben mesela şeye çok gülüyorum, hani bilinç transferi. Kitabı yazıyorum işte, ikinci kitabı. Böyle bir şey ruku değil. Yani bilinç gizemini koruyan bir konu hala. Kesinlikle. Çünkü bilinç ruha ait. Ruha ait ve Allah diyor ki onun ilmi, o benim emrimde. Onun ilmi hakkında size çok az bir bilgi verilmiştir diyor. Onun için bu hem insanlığa hayal sık geliyor. Yani ölümsüzlük diye vaat edilen projelerin tamamını yazıyorum. Tamamı fiyaskodur. Tamamı bir hayal satmaktır. Bakın ayet var, diyor ki ve şeytan Adem'e yaklaştı ve ona dedi ki ey Adem, sana ölümsüzlük ağacını ve yıkılmaz bir hükümranlığı göstereyim mi? İşte cennetteki ilk yalan hala şu an teknoloji üzerinden devam ediyor. Bu bir yalan, hayal satıyorlar. Çünkü ayet, o kadar çok ayet var ki, diyor ki peygambere gelmiş, bakın bu ayet, diyor ki senden öncekilere ölümsüzlüğü vermedik de şimdi senden sonrakiler mi diyor ölmeyecekmiş diyor. Her bilinç, bakın burada çok müthiş bir kelime farklılığı var aslında ama çok başka bir kapıya çıkıyor. Her bilinç bedensiz yaşamı tadacaktır diyor. Ayet aslında öleceksiniz de demiyor. Tadacaksınız diyor. Bedensiz yaşamı tadacaktır. Her bilinç diyorsunuz ama bilhassa. Çünkü ayet nefs diyor. Her insan demiyor ki, her nefs diyor. Nefs dediğiniz şey bilinç. Ölen ne peki Işık Hanım? Eskiler dermiş ya, ölen hayvan imiş. Canlar aşklar ölmez. Aşklar ölmez. Yani bilinç ölmüyor. Buradan çıkardığım sonuç bu. Bir soru. Neden ölmüyor? Neden ölmüyor ama? Neden? Çünkü bilinç dediğimiz, bize ait bu alan, bu varlığımız, bizim aslında öz varlığımız tamamen kuantum yasalarıyla işliyor. Tamamen. Yani bakın şimdi size tanımlıyorum ben bilinci. Zamandan neresi, mekandan neresi? Çünkü zaman ve mekandan bağımsızdır bilinç. Bilinciniz hem bedeninizin içindedir ama siz şu an hayal edin. Kendinizi Jüpiter'de görmek isteyin. Hayal edin. Görürsünüz. Nasıl oluyor bu? Bilinç maddeden teşekkül etmemiştir. Zamana bağlı değildir. Zamanın esareti içinde değildir. Bugün artık bilimsel veriler insanın bedeninin ölümünden sonra, siz İsmail Hoca ile biliyorsunuz, çok yayın yaptınız, biliyorsunuz. Bilincin varlığının artık kesin olarak bilimsel delilleri var. Bakın Hayhoff diye çok önemli bir bilim insanı diyor ki, bedenin ölümü ile birlikte mikrotübüller kuantum durumunu yitirir ve kuantum bilgi, yani insana olarak ilahi bilgi, öyle söyleyeyim, evrene yayılır. Olur da bu hastayı tekrar geri canlandırabilirsek, yani ölümden döndürebilirsek, bu kuantum bilim, kuantum boyuttaki bilgi, yani ilmi ilahi mikrotübüller kanalıyla geri geliyor. Çünkü bilgi asla kaybolmaz. Madde bir illüzyon. Sen de madde değilsin. İnsan bilinci ile maddenin üstündedir. Bakın insan bilincinin daha henüz tanımı tam yapılmamıştır, biliyor musunuz? Ben mesela şeye çok gülüyorum, hani bilinç transferi. Kitabı yazıyorum işte, ikinci kitabı. Böyle bir şey ruku değil. Yani bilinç gizemini koruyan bir konu hala. Kesinlikle. Çünkü bilinç ruha ait. Ruha ait ve Allah diyor ki onun ilmi, o benim emrimde. Onun ilmi hakkında size çok az bir bilgi verilmiştir diyor. Onun için bu hem insanlığı hayal sıkılıyor. Yani ölümsüzlük diye vaat edilen projelerin tamamını yazıyorum. Tamamı fiyaskodur. Tamamı bir hayal satmaktır. Bakın ayet var, diyor ki ve şeytan Adem'e yaklaştı ve ona dedi ki ey Adem, sana ölümsüzlük ağacını ve yıkılmaz bir hükümranlığı göstereyim mi? İşte cennetteki ilk yalan. Hala şu an teknoloji üzerinden devam ediyor. Bu bir yalan, hayal satıyorlar. Çünkü ayet, o kadar çok ayet var ki, diyor ki
peygambere gelmiş bakın bu ayet diyor ki senden öncekilere ölümsüzlüğü vermedik de şimdi senden sonrakiler mi diyor ölmeyecekmiş diyor. Her bilinç bakın burada çok müthiş bir kelime farklılığı var aslında ama çok başka bir kopya çıkıyor. Her bilinç bedensiz yaşamı tadacaktır diyor. Ayet aslında öleceksiniz de demiyor. Tadacaksınız diyor. Bedensiz yaşamı tadacaktır. Her bilinç diyorsunuz ama bilhassa. Çünkü ayet nefs diyor. Her insan demiyor ki her nefs diyor. Nefs dediğimiz şey bilinç. Ölen ne peki Işık Hanım? Eskiler dermiş ya ölen hayvan imiş. Canlılar ölmez. Yani bilinç ölmüyor. Buradan çıkardığım sonuç bu. Bir soru neden var. Ölmüyor? Neden ölmüyor ama? Neden? Çünkü bilinç dediğimiz bize ait bu alan, bu varlığımız, bizim aslında öz varlığımız tamamen kuantum yasalarıyla işliyor. Tamamen. Yani bakın şimdi sizi tanımlıyorum ben bilinci. Zamandan neresi, mekandan neresi? Çünkü zaman ve mekandan bağımsızdır bilinç. Bilincimiz hem bedeninizin içindedir ama siz şu an hayal edin. Kendinizi Jüpiter'de görmek isteyin. Hayal edin, görürsünüz. Nasıl oluyor bu? Bilinç zaman... Ne olur kestim, çok özür dilerim. Tamamlayın, öyle sorayım. Bilinç maddeden teşekkür etmemiştir. Zamanına bağlı değildir. Zamanın esareti içinde değildir. Bugün artık bilimsel veriler insanın bedeninin ölümünden sonra siz İsmail Hoca ile biliyorsunuz çok yayın yaptınız biliyorsunuz bilincin varlığının artık kesin olarak bilimsel delilleri var. Bakın Haverhoff diye çok önemli bir bilim insanı diyor ki bedenin ölümü ile birlikte mikrotübüller kuantum durumunu yitirir ve kuantum bilgi, yani insan olarak ilahi bilgi, öyle söyleyeyim, evrene yayılır. Olur da bu hastayı tekrar geri canlandırabilirsek, yani ölümden döndürebilirsek, bu kuantum bilim, kuantum boyuttaki bilgi, yani ilmi ilahi, mikrotübüller kanalıyla geri geliyor. Çünkü bilgi asla kaybolmaz. Oradan biliyorum bugün başka konuya geçeceksiniz ama geçmeden bu konu benim son sorum. Ama ondan önce birkaç tane böyle kısa kısa almak istediğim yanıt var. Işık Hanımcığım, bilinçten devam edersem bilincimiz o zaman iki alemde birden olabiliyor mu? Bilincimiz her iki alemde var olma halidir. İşte sihir budur biliyor musunuz? Çok şaşkınım şu an. Siz nasıl oluyor? Şimdi bakın bugün artık neuroscience yani beyin ve sinir bilimi artık kesin olarak diyor ki hafıza, öğrenme, hayal kurma bunlar beyinle alakalı değil. Bunlar sinaptik bağlantılarla ilgili. Yani sinir hücreleri arasındaki milyonlarca, trilyonlarca sinaptik bağlantıyla. Hatta ben bu kitabımı yazarken yine bir önemli bir dergide makale çıktı. Orada da şu tespitte bulundular. Dediler ki insanın beyninde milyonlarca sessiz sinaptik bağlantının beklediğini keşfettik. Yeni bir hayalin gelmesini adeta sessizce bekliyorlar. Demek ki bugün beyin bir kayıt cihazı değil. Dolayısıyla o zaman bizim varlığımızın bu madde üstü yapısı başka bir işlemiş, başka bir yasayla ilerliyor. Bugün nöronlar arası sinaptik bağlantı, bilgi alışverişi dediğimiz her şey kuantik alanda gelişiyor. Maddeyle bir alakası yok ki. Işıktan çok daha hızlı hareket ediyor biliyorsunuz değil mi insan düşüncesi? Nasıl oluyor? Ya çünkü nasıl oluyorsun sorusu şu. Bu maddesel evrenin sınırıdır ışık hızı. Işık hızından hızlı hiçbir şey bu evrende var mı olamaz. Ama insan düşüncesi daha hızlı. Işık hızından daha hızlı. Daha hızlı. Çünkü kuantik alanda. Çünkü kuantum
Bakın insan aslında yarı yarıya kuantumdur. Bunun farkında değil. Peki farkında olanlar var mı? Var. Kim onlar? Bizim Allah dostları diye tabir ettiğimiz erenler, evliyalar. İşte bir kapıdan çıkması gerekirken beş kapıdan çıktığı görülen, la mekan, la zaman, tahi mekan yapabilenler. Bunların üstünlüğü buradan geliyor. Bakın Gazali diyor ki, kalbi bazı üstün insanlar artık maddenin üstündedir ve maddenin hükmündedir. Yani onlar artık zaman ve mekan, madde boyutunun üstünde bir bilinçle hareket ederler. Bunlar gerçeklik ama bu şu demek değil. Yani şimdi ben bunu öğrendim, ben buradan şuraya ışınlanacağım demek değil tabii yani. Bunu herkes yapamıyor zaten. Tek gerçek bilinçse Işık Hanımcığım, tüm insan bilinçleri aynı anda susarsa, bu soruyu ben kitapta yazarken de sordum. Dedim ki tamam her şey bilinç, evren, bilincin tezahürü ile oluşuyor. Peki ya bütün insan bilinçleri susarsa ne olacak? Varlık ilmi ilahideki varlığıyla devam edecek. Çünkü Arabi bakın bu konularda en muhteşem kitapları yazmış alimdir ama tabii anlaşılması zordur. Arabi o ilahi makama ayağını sabit der. Ve der ki, mümkün varlıkların aslı, ezelin hakikatleri ile birlikte ayağını sabite de var olduğundan, onu algılayacak bir insan zihni bilinci olmasa da, o kendi ezeli ilmi ile Allah'ın ilminde var olmaya devam edecektir. Şimdi buradan aslında tam ne anlatmak istiyor biliyor musunuz? Zaten Platon da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki her şey aslında Allah'ın ilmindeki varlığı ile var. Biz bu dünyada varlık diye sandığımız şey o ezeli ilmin gölgeleri. Ve Arabi der ki varlık dediğimiz şey daha varlığın kokusunu almadı. Varlık diye bir şey yok ki. Platon gibi bir büyük bir filozof ne diyor? Bu alem gölgeler alemidir. Gölgeler alemi. Çok severim ben bu sözü. Bu alem ama gölgeler işte, alemi. Sen diyor bilincinle aslında ilmi ilahideki hakikatin yalnızca yansıyan, tezahür eden gölgelerini görüyorsun. Kitapta da bunu çok güzel atıfta bulunduğu sözlerle anlatmış Işık Hanım. Daha iyi anlamak adına söylüyorum. Sen benden ayrı değilsin. Ben senden. Bir de var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun diye bildiğimiz bir cümle vardır ya Işık Hanımcığım. Bu kısmı yani gölgeler aleminde olduğumuzu anlamak adına da biraz perçinlemek için bu cümleleri örnek göstermişsiniz kitabınızda. Kuantum dolanıklılık ilkesini gerçekten çok iyi anladığınız zaman aslında bugüne kadar bize böyle tasavvufi söylemler gibi gelen her şeyin açıklaması sanki böyle karşımıza düşüyor. Şimdi bugün kuantum dolanıklılık ilkesi diyor ki ve bir yasa oldu. Aralık 2022'de Nobel ödülü aldı. Şu an kuantum bilgisayarları bu yasa üzerinden hareket ediyor. Ve diyor ki evrende var olan bütün atom altı zerreler tamamı kesintisiz bir şekilde birbirleriyle iletişim yani bilgi alışverişi içinde. Neden kesintisiz biliyor musunuz? Çünkü varlığın tamamının bütün zerreleri kütlesiz olduğu için zamandan ve mekandan münezzehtir. Dolayısıyla onları engelleyebilecek hiçbir şey yok. Peki bunun üzerine düşündüler. Kuantum doğanlık ilkesi tespit edildi. Yani tüm zerreler, hatta deneyler yapıldı. Buradaki bir elektronun dönüş hareketi değiştirildi. Milyonlarca kilometre diyelim uzaktaki diğer elektron kendi kendine hiçbir etki uygulamadan kendi kendine döndü. Çok akıl almaz bir şey değil mi? Yani sen bir zerreye tesir ettiğinde aslında tüm zerreler tesir oluyor. Peki bunun nedeni ne? Tamam böyle. Şimdi bu tevhidin bana göre önümüzde duran bilimsel verisi.
Ama nedeni ne biliyor musunuz? Nedeni olarak şu tespit edildi. Şimdi çift yarık deneyinde çıkan sonuçlardan biri de şu. Aynı anda aynı kaynaktan yollanan, hareket eden zerreler eş zaman olmak şartıyla aynı noktadan yollandıysa daima birbirleriyle dolanık haldeler. Bu not aldık. Şimdi ne diyorduk evrenin yaratılışına? Aynı anda eş zamanlı bir anda yoktan var olup tek bir ilahi zerrenin çoğalmasıyla oluşan bir alemden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında o tekten ve o tek bir olandan çoğaldığı için bu alem, tezahür ettiği için aslında her şey ilk andaki kadar bir ve dolanık. Bu size tevhidi anlatmıyor mu? Bir şeyin daha cevabını merak ediyorum Işık Hanım. Şimdi zamanı öğrendik dediniz ya, zaman bir illüzyon. Bu evrenle, maddesel evrenle birlikte başladı ve bu maddesel evrenle birlikte yok olacak. Hatta kitabınızda da var. Hep ben de söylerim onu kimi yayınlarda örnek olarak veririm. Şüphesiz Rabbinizin neslinde bir gün sizin saydığınızda 1000 yıl gibidir. Yani aramızda bir zamanla ilgili bir benzerlik olmadığını, bizim farklı algıladığımızı, oradaki zaman boyutunun farklı olduğunu anlıyoruz zaten. Tabii. Peki şunu merak ediyorum. Zamanda anlar arası yolculuk bu maddesel evrende ya da bilincimizde mümkün mü? Şimdi geri gidiyorum plak zamanı. Zaten plak zaman öyle olağanüstü kapılar açtı ki. Şimdi plak zamana göre zaten zaman diye hissettiğimiz önemli değil. Gerçekliği konuşuyoruz. Zaman dediğimiz olgu anlardan oluşuyor. Birbirleriyle bağlantısız. Fakat bu anların tamamı birbirleriyle bağlantısız ama kendi içinde her an durgun ve sabit. Bunu ben çok basit bir örnekle anlatıyorum. Diyorum ki siz yayıncı olduğunuz için daha iyi anlarsınız. Eskiden çizgi filmler yapılırken her sahne bir sayfaya çizilir ve o zaman dijital yok ve ekran önüne, yani kameranın önüne çok hızla bu geçirilir. İnsan gözü o hızı algılayıp ıskaladığı için, algılayamadığı için bu sayfaları ardı ardına geldiğini anlamaz, sanki akış var gibi hissederdik. Ya şimdi mesela elimde bir kitap. Şimdi ben bunu çok hızlı döndürebilsem, siz o dönüşü ve yaprakların tek tek indiğini göremezsiniz. Birden böyle bir hızlı evet. Gibi görürsünüz. İşte zamanın anlardan oluşması tam bu şekilde. Her an aslında sabit ve mutlak ve birbirleriyle bağlantısız. Ben bu kitabı yazarken daha sonra kader bahsi var kitapta. O kader bahsinde yine araştırmamı düzgün yapmak adına, zannettiğimizin değil de ne olduğunu araştırmak adına yine el müfredatta kaynak olarak kullanırken kader kelimesinin kök manasına baktım. Ve KDR kökünün tam karşılığını gördüm. Çok etkilendim. Çok etkilendim çünkü karşılığında bugün fizik ne diyorsa o yazıyordu. Kader kökü için şöyle diyor. Bir olay için belirlenmiş tırnak içinde zaman mekan diyor. İşte kuantum bunu anlatıyor. Diyor ki her anın kendi zaman ve mekan gerçekliği ona özeldir. Peki şimdi biz özel görelilik ve genel görelilik yasalarından öğrendik ki evren 16 milyar yıl önce bir anda dokusunda zaman boyutu ile birlikte yaratıldı. Onun için biz fizikçiler uzay zaman deriz. Çünkü birbirinden bağımsız değiller. Yani zamanın olmadığı bir yerde mekan yoktur. Daha doğrusu şöyle. Evren yok olduktan sonra zaman olacak mı? Olmayacak. Evrenle birlikte ve beraber yaratıldı zaman ve evrenin yok edileceği kıyametle birlikte zaman da yok olacaktır. Ama o yok oluşa kadar
yaşanmış olan her an aslında hala mevcudiyetini koruyor. Koruyor. O zaman anlar arası yolculuk mümkün. Mümkün. Zaten kutsal kitabımız açıkça yazıyor. Açıkça bugün bakın Ashab-ı Kehf suresi, Kehf hikayesi, Zülkarneyn'in 3 seyahati ve hatta Peygamberimizin Miraç yolculuğu açık bir zaman yolculuğu. Açıkça. Ha, Peygamberimiz tüm zamanlar gösterilmiştir. Açıkça mümkün. Ve insanlığın önünde bugün çok az bir zaman kalmıştır. Bakın Aralık'tı galiba. Aralık 2022 ya da Ocak 23'te fizikçiler kuantum bilgisayarda bir bebek solucan deliği, yani Stargate dediğimiz, yani zaman tüneli dediğimiz bir tüneli simüle etmeyi başardılar. Bu ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi evrenin dokusunu, yani Kur'an'daki tabirde sema diyor ya. Şimdi semayı biz gökyüzü zannediyoruz. Sema bu demek değil. Sema bizim fizikte uzay zaman dediğimiz, yani hem zamanın hem mekanın birlikte var olduğu bu alanı düşünün. Uzay zaman. Şimdi semayı bir balıkçı ağı gibi hayal edin, gözünüzün önüne getirin. Bu balıkçı ağını gerin ve bunun üzerine gök cisimleri yerleştirin. Gezegenleri, yıldızları. Şimdi o gök cisimleri sahip oldukları ağırlıklar nedeniyle bu uzay zaman ağında bir takım çökmeleri sebep olurlar. Kütleleri kadar. Öyle değil mi? Yani şimdi çarşafı geldiğinizi düşünün. Üstüne bir top koyun. Çökme yapmaz mı? Tabii. Sema'nın da evet aynen bu şekilde hayal edin. Sema üzerinde gök cisimleri. Şimdi bir de evrende sonsuz kütleli kara delikler var. Kara delikler bulundukları noktada, yani bulundukları alanda uzay zaman, yani semayı o kadar eğip büküyorlar ki eğmekle kalmıyorlar. Orada bir takım yırtıklara sebep oluyorlar. İşte o yırtıklara Einstein ve Rosen hesapladığı için biz bugün onlara Einstein-Rosen tünelleri diyoruz. Ve bu tüneller kesin olarak artık biliniyor ki metafizik evrenler dediğimiz diğer evrenlere, diğer alemlere geçiş kapıları. Bu Kur'an'da açıkça yazıyor. Sema'nın görünmez yolları. Biz bu ayetleri okuyoruz ama hiç şöyle düşünmüyoruz. Yani şimdi semaya bakıyoruz, orada yol mu var? E yazıyor kitap, demek ki var. İşte o yollar. Üstük Hanımcığım, biz bu konuyu çok ayrıca bir program konusu olarak sizinle konuşacağız. Çok uzun bir konu. Ama en azından şu kadarını sormak isterim. Semanın görünmez yolları, kapıları. Evet, bu ifadeleri kitabımızda görüyoruz, okuyoruz ama işte idrak edemiyoruz sanırım. Göğü dürmek ifadesi de geçer mesela ayette. Göğü dürmek ne demek bu? Yani sizden bu konuda bir cevap almak isterim. Hani daha yayının başında demiştiniz ya, artık o dünyanın, bu maddesel evrenin yaratıldığı tarihi de biliyoruz. Hesaplamalar bunu ortaya koydu. Evet. Sonunu da tahmin edebiliriz demiştiniz. Evet. İnsanlık o sona yakın mı? Şimdi galiba Allah bilir. Bunda mı tahminiz? O ay. En doğrusunu ben kitabımda da en doğrusunu Allah bilir. En doğrusunu Allah bilir. Fakat Allah diyor ki rızkı istediğime ilmi isteyene veririm. Şimdi bakın burada hiç başka bir şart yok. Yani şöyle ol böyle yap da ilim sahibi ol demiyor. Diyor ki ilmi isteyene veririm. Demek ki bu ilim kapısı açık. Yani rızk öyle değil. Yani sen rızk istemeyle istiyoruz, o ayrı konu ama Allah kendi takdir ediyor rızkı. Ama ilmi isteyene veririm diyor. Demek ki bu ilim çok başka bir şey. Bu bilginin maddenin beşinci hali olmasıyla ilgili olarak ben onu açıklıyorum ayrıca. Şimdi tahmini olarak 5 milyar yıl daha evrenimizin bir ömrü olduğu tahmin ediliyor. Şimdi göğün dürülerek yok edilmesi. Bugün artık yine hesaplanarak biliniyor ki merkezimizdeki, galaksimizin merkezindeki
dev büyüklükteki bir kara deliğe doğru çekiliyoruz zaten. Ve aynen Zülkarneyn kıssasında anlattığı gibi Zülkarneyn'in ilk yolculuğudur. Ve güneşi bir kara göze içinde batarken buldu. Bu aslında kıyametin tasviridir. Çünkü galaksimiz merkezindeki devasa süper kütleri bir kara deliğe doğru halihazırda çekilmekte ve tahmini 5 milyar yıl sonra o kara delik tarafından yutularak nihayetlenecektir. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Işık Hanımcığım, son bir sorum var. Ama şu kitabınızın başlangıç cümlesini bir okumak isterim. Arada kitaptan pasajlara da yer vermek istiyordum. Daha kitabın ilk sayfasında Işık Kızıltuğ Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Ve şöyle diyor, her şey uzak ya da yakın birbirine bağlanmış ölümsüz bir el tarafından. Ve sen bir çiçeği bile koparamazsın bir yıldızı yerinden oynatamadan. Oynatamaz. Şey çünkü bakın Şems Tebrizi yüzlerce yıl önce demiş ki her şey ve herkes birbirine görünmez iplerle bağlıdır. İşte bugün adına fizikte kuantum dolanıklılık ilkesi dediğimiz ilkenin bu kadar şiirsel başka bir anlatımı, bu kadar sade bir dille daha başka bir anlatımı olamaz. Çünkü bugün bize bilim diyor ki sen çayını karıştırırken kaşığının bardağa çarparken çıkarttığı ses bile evrendeki tüm atom altı zerrelere iletiliyor. Son soru. Bu soruyu siz de çok önemsiyorsunuz. Ben de çok önemsiyorum. Şaşırıyorum da hatta. Sorarken de şaşıracağım şimdi. Evrenin 5. maddesi bilgi olabilir mi? Bilgi maddenin 5. hali mi? Şimdi bu sorunun yanıtını ararken izleyici bir Lucy filmine de bir gitsinler bence. Ne dersiniz? Lucy filmini mutlaka seyirsinler. Çok mecazi veya işte bilim kurgu öğeleriyle abartılmış gibi gösterir. Yani öyle varsayıyorlarsa dahi. Benim mesela o filmin içinde çok önemli görüyorum o filmi ve son sahne vardır ya. Hani Lucy %99 ve %100 olur ve yok olur. İşte bu nedir biliyor musunuz? Tasavvuftaki insanın insanı kamil olma, fenafillah makamının bilim kurgu dilinde tasviridir. İnsan aslında nihai tekamülü kendi içinde, kendi fıtratındadır. Tüm nihai tekamülü yazılıdır. Ve insan zannettiği kadar basit ve bedensel, 80 yıllık ömrü olan bir varlık değildir. Bakın bir ayet var Câsiye suresinde. Diyor ki, içinde hayat olan tüm arzları, dünyayı demiyor bakın, içinde hayat olan tüm arzları, alemleri senin emrine muhassar kıldım, hükmet diye. İnsana söylüyor, bu muhatabı biziz bu ayeti. Şimdi düşünüyorum, diyorum ki, ben insan olarak alemlere hükmetmem. Nasıl olabilir? Elimle, ayağımla olabilir mi? Olamaz. Neyinle olabilir? Bizi halife yapan şey ne olabilir? Bilgi, bilinç. Bilinç. İnsan, bakın evrenin tezahürüne, bunu çok dikkatli söylüyorum çünkü yanlış yerlere yorumlanmasını istemiyorum. İnsan, evrenin tezahürüne, yaratıcının bilincine, ortak bir bilinçle yaratılmıştır. Yaradan kendisi yaratmış ve o arzu ediyor buna. Bana halifem diyor, sana halifem diyor. Ve ben bugün şaşırıyorum. Allah'ın ayetinde bize layık gördüğünü neden biz kendimize layık görmüyoruz? Şimdi gelelim bilgiye. Watson isimli çok önemli yine bir kuantum fizikçisi. Uzun süredir son yılların tamamen bu araştırmaya adadı ve bir iddiası var. Diyor ki maddenin genel kabul ettiğimiz katı, sıvı, gaz ve plazma dışında 5. bir hali daha var diyor. Bilgi diyor. Bilgi zannettiğiniz gibi diyor farazi bir şey değildir. Bilgi kütleli
ve gerçek bir varlıktır diyor, bir varoluştur diyor. Şimdi aslında gerek Robert Ranzan'ın, gerek Hameyoff'un, gerek diğer bu konuda çalışan tüm büyük bilim insanlarının bilhassa morfik alan ve morfik alan rezonansları, konuları farklı konular tabii ama onlar sebeptir bu bilgide anlaşılmasına. Şimdi yüz maymun, vaktimiz var mı bilmiyorum. Yüz maymun deneyi diye bir deney var. Bilginin nasıl bir varoluş olduğunun delilidir. Şimdi 1952'de bir adada hayvan davranışlarını gözlemlemek adına bir bilimsel çalışma başlatılıyor. Bu çalışma 30 küsur yıl sürüyor. Bir grup maymun seçiliyor insan davranışlarına, insana en yakın tür olduğu için. Ve bunlar Japonya'ya ait bir adada var. Şimdi maymunlara patates veriyorlar yemeleri için. Maymunlar patatesleri çok seviyorlar fakat kumlu olduğu için de biraz rahatsızlık gösteriyorlar. Derken durup dururken bir tane 18 aylık Imo isimli bir maymun patatesi su akıntısı içinde yıkayarak yiyor. Derken onun annesi görüyor. Derken bu hareket en yakın aile bireyleri içinde ve yakın çevresinde öğreniliyor. Ve bir zaman sonra adadaki o kısımdaki tüm maymunlar patatesi yıkayarak yemeye başlıyorlar. Fakat 1958 sonbaharında çok acayip bir şey oluyor. Birdenbire yani yüzüncü bir maymun, şimdi hepsi gözlem altında, tek tek sayılıyor, hangisi hangi hareketi yapıyor. Yüzüncü bir maymun patatesi yıkayarak yemeye başladığı andan itibaren adanın diğer ucunda bu maymunlarla hiçbir fiziksel iletişimi olmayan diğer maymunlar kendi kendilerine, yani görmeden, öğrenmeden kendi kendilerine patatesleri yıkayarak yemeye başlıyorlar. Daha sonrasında birkaç ay sonra bu hareket diğer yanlardaki adalardaki hayvanlarda da gözlemlenince tabii bilim adamları ne oluyor diyor. Ve diyorlar ki bu araştırmanın sonucu şudur. Bir bilgi bir kere ortaya çıktıktan sonra yeteri kadar tekrar edilirse bu deneyde yüzüncü maymun eşikti. Tekrar eşiydi. Yeteri kadar tekrar edilirse yeni bir bilinç doğuyor ve bu bilgi bir şekilde yayılıyor. O zaman morfik alan teorisi ortaya çıkıyor. Diyorlar ki bu bilgi, o zaman evrensel bir hafızanın içindeyiz biz ve bilgi maddesel bir varoluş olmalı ki, hani ben senden gördüm değil. Nitekim hayvan davranışlarını incelemeye devam ederlerken şu açıklamaları getiriyorlar. Diyorlar ki bir hayvanın, siz mesela evinizde hayvan besliyorsunuz, benim var birçok hayvanım var. İzole, yani başka kedileri görmüyor ama yavrusunu dünyaya getirdiği anda otomatik olarak onu nasıl besleyeceğini ve ona nasıl davranması gerektiğini biliyor. Biz bunun adına içgüdülüyoruz ama kaynağını bilmiyoruz. Şimdi bu deneylerden sonra bilim insanları diyorlar ki bilgi evrensel hafızaya kaydedilen fiziksel bir varlık, bir gerçeklik ve bir bilgi yeteri kadar tekrar edildikten sonra o artık yok olmuyor ve yayılabiliyor ve evrenin herhangi başka bir yerinde tekrar olma şansı son derece yüksek. Bunun üzerine Babson radyoaktif sodyum izotopları ile bir deneme öneriyor ve iddia ediyor. Diyor ki şu an insanlığa sahip olduğu teknoloji bunu ispatlamaya eğilmemiş. Bilgi maddenin bir halidir diyor. Ben buradan çok farklı bir çıkarım yaptım. Şimdi biliyorsunuz evreni tanımlarken %95'i için dedik ya karanlık enerji, karanlık madde. Çünkü tanımlanamıyor. Ne olduğu bilinmiyor. Ama fizikçiler diyorlar ki evreni var eden temel dolgu. Ama nedir bilmiyoruz. Ben ona şöyle bir yorum getirdim. Bilgi Kur'an'ın diliyle ilemle tepinden türeyen ilimdir. Yani ilim bilgi demektir. Allah'a ait olan ilim ilahidir.
İlim kökünden türeyen ikinci bir kelime daha var. O da alem. Ben de diyorum ki eğer bu teori bir gün gerçeklik olarak kabul edilirse aslında anlayacağız ki evrenin o tanımlayamadığımız ama evreni var eden o %95'lik adına bugün bence özellikle karanlık enerji diyorlar. Allah'ın ilmi ilahisi. Ez cümle bilgi maddenin 5. hali. Ayet demiyor mu ki bize Ferna Hanım? Ben her şeyi ilmimden yarattım. Yarattım. Doğru. Doğru. Işık Hanımcığım, ben şöyle birkaç cümle kuracağım bu uzun söyleşimize dair. Yanlışım varsa düzeltin. Siz de lütfen son cümlelerinizi kafanızda toparlayın. Hani bir eksiğiniz kalmıştır, söylemeyi unuttuğumuz bir şey vardır. Ben şunu anladım sevgili izleyiciler bu yayında. Her şey akılla ve mantıkla açıklanamaz. Evren bize öğretildiği gibi sonsuz değil, bilinmeyen bölümleri var. Ama evren yaratıldığı için sonsuz olamaz. Zaman dokusuyla da birlikte yaratıldı dedi Işık Kızıltuğ. Zihnimiz de anladı ki maddenin sınırlarıyla hapis. Mutlak sandığımız madde bir yanılsama, zaman bir yanılsama. Göz görmek için var değil aslında dedi. Görmemek üzere var görmemek dedi. Görmemek üzere var. Aristoteles'in evet. Tespitidir bu. Aynen. Maddenin ve eşyanın ardında farklı bambaşka bir hakikat var. Onu öğrendik. İsterseniz Peygamber Efendimiz'in bir sözüyle taçlandıralım burayı. Rabbim bana eşyanın ardındaki hakikati göster diyor ya. Anlatmak istediği sizin az önce 1,5 saatte söyleşide meğerse anlattıklarınızmış. Eşyanın hakikatini bilmiyoruz daha bu yayından. Bir de onu öğrendik. Sınırlı algılarımız, 5 duyumuz pek çok şeyi anlamaya, idrak etmeye yetmiyor. Ama günün sonunda ne öğrendik derseniz her şey bir can taşıyor. Her şey birbiriyle ilintili ve her şey nurdan ibaret. Yanlışım var mı? Estağfurullah. Tabii ki. Her şeyin en temelinde bugün bilimsel metodoloji içinde titreşen foton iplikçileri diyorlar ya. Şimdi bugün Einstein'in enerji denklemi çok önemli bir denklemdir. Orada aslında şunu görüyoruz. Diyor ki madde enerjiyle aslında aynı şeyin Einstein'ın sözüdür. Madde ve enerji yani ışık aynı şeyin sadece farklı tezahürüdür. Şimdi bundan sonra bana ait. Sen makro alemden bakarsan maddeyi görüyorsun. Mikro alem yasalarına inersen nuru görüyorsun. Kitabınızı da tamamlamak isterim. Bir kere daha göstereyim. Kenzül Ermah okuyun. Okutturun. Benim gibi yanıtını bulamadığınız pek çok sorunun yanıtını bulacaksınız bu kitapta. Yanı sıra bu söyleşiyi de lütfen izleyin, izlettirin. Hatta belki bazılarınız birkaç kere izlemek durumunda bile kalabilir. Çok da iyi edersiniz öyle olursa. Çünkü... Yani bu konular o kadar derin, o kadar geniş konular ki. Yani şu an aslında biz kitabın 1/3'ünü konuşamadık. Konuşmadık. Fazlası burada işte. Ben de kitabınızdan bir cümleyle tamamlamak isterim. Hatırla diyor kitabın sonunda Işık Kızıltuğ. Tarihimiz boyunca insanlık olarak 2 büyük kırılma yaşadık. İlki cennetten yeryüzüne indirilmemiz, ikincisi tufanlı helakimiz. Sadece hak edenlerin tekrar yeryüzüne indirildiği o gemiden inen Hazreti Nuh'un zürriyeti olarak 3. büyük bir kırılmanın eşiğindeyiz. İnsanlık henüz sonda değil ama çok yakın. Dönüşü olmayan bir düşüşe hazırlanıyor. İnsan kalabilmenin savaşının eşiğindeyiz. Hala 10 emrinin içindeyiz diyor. Böylece başladığımız gibi tamamlamış olduk. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum Işık Hanımcığım. İnşallah insanların hayatlarına dokunan nice böyle söyleşilerimiz, sohbetlerimiz İnşallah. Olur. İnşallah. Görünür çok bir kere daha, bir kere daha aynı şey için teşekkür edeceğim. Görünür olmayıp kitabınızla birlikte bize konuk olduğunuz için, daha görünür olmayı bizimle tercih ettiğiniz için de size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok kalın sağlıcakla. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri daha nice söyleşiden haberdar olmak istiyorsanız önce kanalımıza abone olmanız sonra da o bildirim zilini açmanız gerekiyor. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.